Hadi biraz dram üstüne konuşalım. Dram derken daha çok neden hayatımızda dram aradığımız üstüne konuşalım. Kurt Vonnegut'un bu konu üstüne çok güzel bir açıklaması var aslında. Umarım adını doğru söyledim. Çocukluğumuzdan beri devamlı bir dram arayışıyla büyütülüyoruz. Bu ne demek? Hadi Cinderella'nın hikayesini ele alalım. Şöyle bir tablo düşünün karşınızda. Mutluluk, mutsuzluk ve zaman çizelgesi diyelim. Tam orta direğimizde. Hikayemizin dengelendiği nokta olsun. İşte Cinderella hikayesinde hikayemiz çok aşağılarda mutsuzlukla ve çilenin dibinde başlarken hizmetçilik, kölelikle. Daha sonra baloya davet almasıyla prensesimizin hikaye mutlu bir hale gelmeye başlıyor. Hazırlıklar yapılıyor, kıyafetler dikiliyor, baloya katılınıyor. Ve tam gece yarısına vurduğunda tekrar eve dönmemiz gerekiyor ve ayakkabımızı geride bırakarak yine mutsuzluğun içine ama belki başladığımız noktanın biraz üzerine dönerek mutsuz ama işte biraz daha mutlu bir şekilde hayatımıza devam ederken prensimizi tekrar bulmasıyla mutluluk çizgimiz zirveye çıkıyor ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Tarihte en çok anlatılmış hikaye kalıplarından bir tanesi ve tüm insanlar tarafından beğenilen bir hikaye kalıbı. İşte dramın hayatımızdaki inişi ve çıkışı. Veya bir tane daha tanıdık gelebilecek felaket senaryoları. Normal ortalama bir hayat belki biraz mutsuz tarafında sürerken bir felaket başımıza gelir. Aman tanrım neler oluyor? İnsanlar bir araya gelir bu sorunun çözümü için ortak yönler geliştirirler. Örneğin işte kuyuya düşmüş bir genç çocuk veya işte ne bileyim başka bir felaket senaryosu ve toplumun bir araya gelmesi, bunun içinden hep birlikte çıkılması, hayatımızın tekrar normal haline dönmesi ama birliktelik ve mücadeleden dolayı bir tık daha iyi bir şekilde hayatımıza devam edebilmemiz. Tüm bunlar alışık olduğumuz hikaye kalıpları ve bunlar binlerce yıldır bu şekilde anlatılıyor. Daha önce konuştuğumuz üç perdeli hikaye yapısı bile yine bu inişleri ve çıkışları dengeleyerek kurulan bir hikaye yapısı ve en sonunda daima bir büyük değişiklik, bir dram yaşanarak olaylar çözülüyor. Çocukluğumuzdan beri bu şekilde yetiştirildiğimiz zaman hayatımızın da bu şekilde şekilleneceğini düşünüyoruz. Yani devamlı bir yükseliş veya alçalış, bir drama yaşanması, düşme, ondan sonra yaşanan büyük bir şeyle gelişme. Halbuki hayat böyle değil. Normal bir çizginin üzerinde sevgili yapmışsınızdır, çok mutlusunuzdur, aşık olmuşsunuzdur, bir anda ayrılmışsınızdır, dibe düşmüştür, işte yeni bir iş bulmuşsunuzdur, güzel gidiyordur, çok sevdiğiniz, saygı gördüğünüz bir hayatını kaybetmiştir, yine alçalma, yükselme. Şöyle o bizim ortadaki çizginin biraz üstünde, biraz altında giden, çok da yukarıya veya aşağıya kaymayan, çok ender, istisnai durumlar dışında ortalama hayatlar süren insanlarız aslında. İşte tüm bu hikayelerinde devamlı bir sonu olması, hikayelerin, filmlerin, kitapların ve müsabakaların, maçların, sporu da bütün bunun içine dahil ediyoruz. Hep bir sonu olduğu zaman biz de hayatımızda bizi yukarıya veya aşağı çıkaracak veya bir yerde sonlanacak devamlı hikayeler arıyoruz. Halbuki hayat böyle değil. Hayatta sadece bir son var ve o son geldikten sonrasının da hiçbir önemi yok. Dolayısıyla hayatımızın böyle çıkıp inmesini beklemek de saçma ama ne yazık ki hayatlarımızda bu şekilde şartlandırıldığımız için bazılarımız filmlerde, bazılarımız kitaplarda, bazılarımız da maçlarda, bazılarımız da ve aslında hepimizde özel hayatımızda bu dramı ve devamlı gelmesini beklediğimiz sonları ve yeni başlangıçları arıyoruz. Hani derler ya işte önemli olan sonu değil serüvenin kendisi, aslında demek istediğimiz nokta bu. Serüvenin nasıl yaşandığı ama maalesef biz hayatlarımızı hep sonlara ve başlangıçlara atıyoruz. Hayatımızda neden dram aradığımız üstüne biraz konuşmak istedim. Çünkü dram hayatımızdaki en büyük parçalardan birisi ve bizi insan yapan en önemli öğelerden, bizi filmlere, spor maçlarına, kitaplara, hikayelere ve romanlara çeken temel şey bu dram ve çocukluğumuzdan itibaren bu dünyanın içinde büyümüş olmamız. Bunu kötü bir şey olarak anlatmıyorum. Sadece neden bu tür konulara içgüdüsel bir çekim hissettiğimize dair konuşmak istedim. Sizlerin bu konuda fikirlerini her zamanki gibi aşağıda almak istiyorum. 5000 üye çok az kaldı. Paylaşmaya devam ederseniz daha hızlı gelecek. Soruları daha hızlı cevaplayacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Like'ları, paylaşmaları, bilmem neleri falan Instagram'dan takip etmeyi falan unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.